Üçüncü sorum da hocam, diğer dünyada bir erkeğe iki tane en az hanım veriliyormuş, öyle duydum. Bu hanım, mesela hocam ben evliyim, yani eşimle hiçbir şekilde öyle bir şey düşünmüyoruz. Hani biz istemediğimiz halde de verilecek mi? Şimdi hocam bir de erkeklere huri, işte hanımlara da gılman verilecekmiş. Bunlar ayrı adlar altında olduğu için, hani biri kız biri erkek mi hocam? Gılmanlar erkek, huriler de kız mı? Yani bu verilecekse de mesela diyelim erkeklere iki tane hanım, hurilerden mi olacak? Yoksa başka bir hanımla da evlenebilecek mi? Yani ben olduğum halde. Veya ben de başka bir hani gılmanla evlenebilecek miyim? Hani iki tane, üç tane. Yoksa bu sadece erkeklere mi izin verilmiş? Bu kadar hocam, sorularım. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi günler. Dinleyicimizin hassas bir suali daha vardı. Hanımların çok hassas olduğu bir konu. Dedi, cennette erkeklere iki hatun verilecekmiş. Huriler, gılmanlar verilecekmiş. Bunlar erkek mi, dişi midir? Neyin nesidir falan. Tabii erkek de kadın da, ha, erkek bunu duyduğu zaman seviniyor falan filan yapıyor. Kadın bunu duyduğu zaman da anında dünyada yaratılmış olan o nefsi, haset hemen devreye giriyor. Dünya ile ahiret birbirine zıttır buyuruyor. Birbirinden çok farklıdır. Oysa hiç alakası yok ya. Hiç alakası yok. Şimdi Allah-u Teala dünyada da aynı şekilde Müslüman erkeklere izin vermiş, ruhsat vermiştir, emir değildir. Kadınların sayısı arttığı zaman, çoğaldığı zaman onların iffetini, namusunu korumak, nikah altında bulunması, yani bir koruma altında bulunması için, kadını korumak için bu izin verilmiştir. Neslin devamı için, artması için, nüfusun artması için başlangıçta Resulullah Efendimiz teşvik de etmişlerdir. Ama bunun bir sürü şartları var. Bunun bir sürü şartları var. O şartların yerine getirmek, hani önceki asırdaki Eshab-ı Kiram, tabi'in, tebi'i, tabi'in dönemindeki erkekler bunları biliyorlardı. Bu hak ve hukuku yerine getiriyorlardı. Adaleti gözetiyorlardı. Hanımlar da aynı şekilde, ona göre aynı şekilde bu eğitim altyapılar olduğu için bir problem de söz konusu olmuyordu. Çünkü babaannem diyordu. Ben daha ilkokula gidiyordum, böyle baş başa kaldığım zaman anlatırdı. Yukarı mahallede 3 tane kuma var. Çok iyi geçinirler diye. Tabii bir şey anlatıyordu, anlatıyordu böyle. Benim de dikkatimi çekti. Ne dedim, bir dakika ya. Sen dedim, ne diyorsun? 3 elti demiyor. Yani 3 erkek kardeş, hanımlar var. Bunlara elti diyorlar. Kuma dedikleri bir adamın aynı şekilde hanımları. 3 kuma. Adamın 3 hanım varmış. Çok iyi geçiniyorlardı dedi. Birbirlerini çok severlerdi. Dedim, nene sen ne diyorsun dedim ya. Oğlum öyle dedi ya. Kavgalar, gürültüler olmadığı gibi birbirlerine çok destek verirlerdi ve çok yardım ederler dedi. Demek ki o adamcağız salih birisi. Hem adaleti gözetiyor, hem de kadınların aynı şekilde İslamiyet'i bilmeleri sebebiyle hak ve hukuka riayet ediyor. Orası cennet oluyor. Şimdi ana kız geçinemiyor. Gelin kaynamıyor. Oho. Evler genişledi ama gönüller daraldı. O zaman evler daraldı ama gönüller genişti. O çok farklı bir hadise. Dolayısıyla cennet, yani ahiret buradaki gibi değil. Burada insanda ve cinde nefis var. Haset, kıskançlık, kibir, ucuk, riya. Bütün kötü sıfatlar onda. Ama nefis olmayacak. Nefsi olmayacak deyince çoğu bunu cinsellik anlıyor. Cinsellikle alakalı değil bu iş. Mesela hayvanlarda nefsi yok. Onlar üremiyor mu? Bitkilerde de yok. Ya o ayrı bir şey. O ayrı bir konu. Nefis olunca o cinselliği haram yollara sevk ettirir. Hadise bundan ibaret. Yoksa o reddedilmemiş ki dinimizde. Teşvik de edilmiş aynı şekilde. O nasıl sulu şeyler yediğin zaman, böbrek idrar kanalına attığı zaman idrara çıkma ihtiyacı hissediyorsan veyahut da katı şeyler yediğin zaman ince bağırsak, kalın bağırsak vasıtasıyla kaita olarak atılıyorsa, mecbursan, şimdi Cenab-ı Hak aynı şekilde idrar kesesi yarattı, meni kesesi yaratmıştır. Kadın da erkek de aynı şekilde bunlar biriktiği zaman onu atmak ister. Allah-u Teala da buyuruyor ki bu bir ihtiyaçtır. Bunu meşru şekilde atılmasını aynı şekilde emretmiştir, izin vermiştir. Gayrimeşru şekilde, haram şekilde kullanılmasına izin vermemiştir. Yeme içmede de öyle değil mi? Yeme içmede de öyle. Aynı durum söz konusu. Dolayısıyla orada problem söz konusu değil. Yani onunla bir alakası söz konusu değil. Yeni bedenler yaratılacak. Bu beden yaratılmayacak. Nefs olmayacak. Nefsi kötülükleri olmayacak. Cennete girerken kadın da erkek de, yani bütün mahşerdeki o sıkıntılar, hesaplar hepsi görüldükten sonra cennete girerken orada buyuruluyor. Tabir caizse pınarlar var, sular var. Melekler diyor ki burada yıkanın.
Suyun özelliğini, mahiyetini bilmiyoruz. Cennete giren her kadın erkek orada aynı şekilde o sudan yıkanıyor. O suda yıkattırıyorlar. Ondan sonra şimdi tertemiz oldunuz. Maddeten ve manen. Temiz yurt olan cennete girebilirsiniz. Öyle giriyor. Kadını da erkeği de. Ha, gelelim şimdi. Huri Gılman neyin nesi? Efendim Huri Gılman nurdan yaratılmış cennetteki hizmetçilerdir. Bu huriler ve gılmanlar. Efendim işte huriler erkeklere, gılmanlar aynı şekilde kadınlar. Yok öyle bir şey. Bir kadın saliha ise emrine bu gılman ve hurilerden sayısını bilemediğimiz kadar o dünyadaki aynı şekilde çektiği sıkıntıya göre bu hizmetçilerden ona da verilecek. Erkek aynı şekilde ona da verilecek. Bunlar zaten aynı şekilde dünyada yaratılıp da nefsle karşı karşıya gelip de çile çekmiş, sıkıntı çekmiş varlıklar değil. Doğrudan doğruya böyle yaratılıyorlar. Hani tabir caizse böyle kodlanmışlardır. Sahibine aşıktırlar bunlar. Hizmet etmeye kodlayan. Evet. Programlı. Sadece yani cennete giren hanım orada sultan oluyor. Cennete giren erkek orada sultan oluyor. Emrinde Cenab-ı Hak bunun yüzlerce derecesine göre. Binlerce hatta. Peygamber evliya olsa binlerce. Huri ve gılman oluyor. Her biri bir hizmetle aynı şekilde böyle sahibinin yüzüne bakıyor. Bir şey istese de yerine getireyim diye. Zevkle, aşkla. Hatta Ahmet Şerif kitabında okurken rastladım. 80 bin gılman verilecek buyuruyor. Hizmetçi ya. Cennete giren birisine 80 bin. Mustafa Bey çok zengin olsan bazen böyle senin hani çiftliklerin müftüklerin falan oluyor. Kaç hizmetçin var bilemiyorum da. Allah Teala gani versin inşallah Teala. Ya şöyle misal vereyim ben. Yani dinleyicilerimizden de özür dilerim. Mustafa Bey'i zengin yapıyoruz, fakir yapıyoruz. İnşallah Teala Cenab-ı Hak orta bir yerde durdurur inşallah Teala. Şöyle söyleyeyim. Hani Cenab-ı Hak çok mal ve mülk verdi, çok zengin oldu. 100 tane hizmetçin var. Bunlara maaş veriyorsun ama. 100 tane de çok ama yani. Ya olsun, verince öyle verelim hani ya. Ölürsen, boğulursan büyük denize boğul dediler ya. Evet, misal olarak. Misal olarak. Orada da cimrilik yapmayalım. Nasıl yoktuk. Hani temelin hesabı verdim gitti demiş. Verdim gitti. Zaten yok ya. Biz de verip gidiyoruz. 100 tane hizmetçin var. Milyar dolarlarla uğraşıyorsun. Misal olarak. Orasını da söyleyelim de 100 hizmetçi falan. Onlara da maaş veriyorsun. Ya Mustafa Bey sen bir ay onlara bir maaşını vermesen ne derler? Hani bizim oralarda dediklerini söyleyeyim. Kidin adamına bak abi, villada oturuyor, zevkinde, keyfinde dolaşıyor. Bize şey yapmıyor, her türlü şey yiyor, içiyor falan. Bize gelince para yok. Söyleyecekleri laf, bir ay vermesen, birden aynı şekilde yüzü döner. Böyle bu. Ama ahiret öyle değil. Allah Teala buyuruyor ki, bana iman eder. Dünyanın sıkıntılarına katlanır. İbadetleri yapar, haramlardan sakınır. İman ile ahirete gelirseniz, ben sizi cennete koyacağım. Orada size öyle hizmetçiler yarattım ki, bunlar dünyada yaratılmamış. Sıkıntı çekmemiş bunlar. Buradan doğruya öyle kodlanarak yaratılmışlar bunlar. Bunlar sadece senin emrinde. Başkasına çekip gitmiyor. Giderim ha falan. Öyle bir şey söz konusu değil. Onların ihtiyaçlarını da Cenab-ı Hak temin ediyor. Hepsini o yaratıyor. Senden de bir şey istemiyorlar. Senden de bir şey beklemiyor. Evet. Sadece sana hizmet için kodlanmışlar. Böyle bakıyorlar. Ne isteyecek, ne şey yapacak da onu bir yerine getireyim diyor. Ondan zevk duyuyor. Seni de eşelendiriyor. Ve... Mesela kitaplarda buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu huri ve kılmandan herhangi birisi dünyaya gelse onun nurundan güneş kararır. Böyle de anlatılıyor. Fakat dünyada sıkıntı çekerek, belalara, musibetlere sabrederek, Allah-u Teala emirlerini yapmaya sabrederek, haramlardan sakınarak, onlara sabrederek, imanlı olarak ahirete intikal eden bir saliha bir hanımın güzelliği yanında o huri ve kılmanın güzelliğinin lafı bile olmaz buyuruyor. Tabii erkekler böyle şey yaparken çok güzel. İyi de bu kadıncağız cennete girdiği zaman bu hanım onların efendisi olacak. Sultanı olacak. Bunun nuru onların aynı şekilde güzelliğini bastıracak. Onlar aşağıda kalacak. O yüksekte duracak. O sultan olacak. Efendim ama işte iki tane hanım olursa. Mesela küçükken, sabiyken Müslüman anne babanın çocukları vefat ediyor. Erkek de vefat ediyor, kız çocuğu da vefat ediyor. Cennette bekar kimse kalmayacak buyuruyor. O sabiler de evlendirilecek. Dünyada onun evlenme durumu söz konusu değildi. O sabiler de hani ölen sabi erkek çocuklarıyla arttı, fazlası var. Dünyada gerçekten aynı şekilde salihtir, Allah-u Teala şeyidir. Onlar kendi tercihlerine bırakılacak. O tercihlerden birisini tercih ettiği zaman onlarla da evlendirilecektir buyuruyor o. Yani bekar kimse kalmayacak. Hadise bundan ibaret. Yoksa orası öyle keyfine göre falan değil. Hatta dünyada mesela genel hüküm evli olan Müslüman kadın ve erkek imanlı olarak da ölmüş olsa cennette ikisinin de tercih hakkı var. İkisinin de tercih hakkı var buyuruyor.
Mesela kadın diyecek ki evet sen şuydun buydun falan ama ben hatırlıyorum dünyadayken sen bana böyle diyordun. Burnun eğri diyordun. Ağzın birine yamuk diyordun falan. Kusura bakma diyecek. O boşta kalmayacak. Benim derecem senden yüksek diyecek. Ha, derecem senden yüksek diyecek. Başkasını tercih edebilecek. Veyahut da erkek aynı şekilde başkasını tercih edebilecek. Erkeğe de veriliyor bu hak. Kadına da veriliyor bu hak. Çünkü orada sonsuz kalacak. Yapılar, karakterleri, özellikleri neyse, dereceleri neye uygunsa o tercihler kullanılacak. Ha şöyle de var kitaplarda. Böyle kadın derecesi yüksek. Hani kocasınınki aşağıda kalmış. Şefaat ederek kocasının derecesini oraya çıkartabilecek. Veyahut da erkek aynı şekilde hanımını tercih edecek. Derecesi aşağıda kalmış, yukarı çıkartabilecek. Yani orası farklı bir durum. Orası farklı bir durum. Hani dinleyicimiz kadın, bu dünyadaki kadınlık özelliği itibariyle düşünerek hani ben böyle bir şey istemiyorum falan. O dünyada söylüyorsun onu. Ahirette öyle bir şey gelmeyecek hatta. Oradaki tercih etme de öyle dünyadaki gibi şey değil. Yani kaşına gözüne bakarak yok, falan tercih etme değil. Değil. Zaten çünkü beden farklı artık orada. Yani aynı beden yok. Hatta hem beden farklı da Mustafa Bey cenneti bir işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam belli kelimelerle anlatmış. İslam alimleri de aynı şekilde belli kelimelerle anlatmış. Mesela bir ifade geçiyor. Orada zaten donup kalıyorsun. Mesela kadın diyelim ki dünyada kocası fiziken çirkindi. Cennete girince de baktı hani şöyle ya daha da güzel olabilirdi bu falan diye. Gönlünden geçirdi ya bunun yüzü daha şöyle parlak şöyle olsaydı falan. Kaşı gözü de böyle olsaydı. Aynı anda beden o şekle giriyor. Ya, sen ne diyorsun hanıma? Ya işte falan daha şöyle olsaydı falan. Hanım dinlemiyor değil mi? Dinlesin canım. Hemen o ana o güzelliğe bürünüyor. Beden bunu süratli bir şekilde Allah-u Teala o anda onun böyle aynı şekilde cazibesini çekebilecek şekilde bedenin şekli süratli bir şekilde kendisini yeniliyor ve o şekle giriyor. Sürekli kendisini yeniliyor çünkü oradaki beden. Hal böyle olunca tabii şimdi dünyadaki gibi düşünenler var. Efendim ben işte ayı gibi olsa falan filan. Gelmeyecek ki hatırına. Bu gelmeyecek. Bunu düşünemiyor. Çünkü bu nefsten kaynaklanan bir şey. Bu olmayacak. Yok. Ve orada huzursuzluk olmayacak, haset olmayacak, kibir olmayacak, ucub olmayacak, cennete pişmanlık olmayacak. Ha üzüntü özür dilerim, üzüntü olacak da pişmanlık olacak. Üzüntü olmayacak da pişmanlık olacak. Pişmanlık nedir? Nedir? Mesela Cenab-ı Hak bir derdi bela verdi falan. Aman ya Rabbi de al bunu benden falan. Al bunu benden. Aldı. Sonra vefat ettin. Orada bir köşk. Melekler hayır oraya değil dedi. Buraya. Niye o değil? Ama benim ayaklarım oraya doğru gidiyor sanki falan. Evet, orası sana verilecekti. Ama dünyadayken Allah-u Teala o vermiş olduğu o bela vardı ya, ona sen sabretmedin. O zaman diyeceksin, tüh 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 tüh, keşke sabrediverseydim. O verilecekti. Hani şey anlatılıyor da Abdullah Mübarek Hazretleri, işte birisinin eşeği ölmüş de öyle ağlıyormuş başında falan filan ya. Ertesi gün rüyada görüyor. Bakmış ki melekler bir merkep böyle palanlı bir köşkün önünde falan. Ana demiş bu ne bu gelmiş. Demiş bu benim yok demiştir. Yollarına bak kimin yazıyor. Abdullah mübarek. Allah Allah. Uyanıyor. Geliyor diyor ki şu merkebi diyor ben diyor vazgeçtim o satıştan. O rüyayı diyor ben de gördüm al para sana helal olsun. Sabredemedin diyorlar. Sabretseydin senin ne olacaktı? Onun için o cennetteki durum farklı. Yani dinleyicimizin kafasına aklına gelen onların hepsi için. Hem İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Cafer-i Huldi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki yediği yemeği Allah-u Teala'ya ibadet etmek ve onun dinine hizmet etmek niyetiyle yemeyen kimse şu üç zarara birden yakalanmıştır. Bir, yemek yerken geçen zamanı zayi etmiştir. İki, içinde bulunduğu vakti zayi etmeye devam ediyor. Üç, gelecek zamanı karşılamak fırsatını kaçırmıştır buyuruyor Cafer-i Huldi rahmetullahi teala aleyh. İyi günler. Buyurunuz. Hocam benim üç sorum vardı. Birinci sorum, hocam bazen eşim bankada mesaiye kalıyor. Mesaiye kalınca çalıştığı şirket eğer mesaiye kalırsanız 12 liraya kadar yiyebilirsiniz. Civardaki lokantalardan. Yalnız fişini getirin biz size para iadesini yapalım diyorlar. Eşim de dün mesela gitti hocam. Yalnız 4 liralık yemiş. Şeye de 12 liralık fiş kes demiş lokanta sahibine. Şimdi o kalan 8 lira kendisine kalmış oldu. Eşim diyor ki bu benim diyor hakkım diyor. Mesai çalıştığım için diyor hakkım diyor. Yani ister bu parayla yerim diyor. Hani ister diyor yemem diyor bana kalır diyor. Çalıştığım için hakkım diyor. Bu helal mi hocam? Doğru mu düşünüyor eşim? Bir de hocam ikinci sorum sıla-i rahim sadece büyüklere mi yapılır? Benim işte teyze çocuklarından işte
dayı çocuklarından, kuzenlerimden, hani benimle görüşmek istemeyen kuzenlerim var, birlik olup benimle görüşmek istemeyen. Ben onların annelerini, babalarını sırayla rehin yapıyorum hocam. Sık sık da görüşüyorum telefonla. Şimdi bunlar daha küçük aşkım. Evlendiklerinde, evleri ayrılınca onları da sırayla rehin yapmam gerekecek mi? Bunu ben anneme sordum. Hocam dedi, onlar küçük, onların seni araması lazım ya da onların seni ziyaret etmesi lazım. Doğru olur mu hocam benim onları ziyaret etmemem veya aramamam? Üçüncü sorum da, hocam ben geçen hafta aramıştım, tam anlatamadığımı fark ettim soruyu, o yüzden de tam cevap alamadım. Şimdi hocam mesela bir erkek bir kızı sevse, hani görüp beğense, o kız da onu görüp beğense, evlenseler, hiç saygıda sevgide kusur etmeden Salih ve Saliha olarak vefat etseler, yani birbirleri evlilik olarak, başka bir evlilik yapmayarak, diğer dünyada yine de evlendirilecek mi? Yani bu hocam erkek evlendirilecek mi? Bunu eşim merak ediyor. Yani ben tercihimi diğer dünyada senden yana yaparsam en az iki evlilik olacakmış diye başka tanımadığım fani bir Saliha Hanım'la da evlendirileceğim mi diyor. Merak ediyor. Veya ben hocam ben evlendirileceğim mi? Peki. Mesela hocam anlaşıldı efendim o konu. İki veya üç evlilik yapmış olanlar yine diğer hanımlarıyla da beraber olabilirler ama tek evlilik yapmış olanlar nasıl olacak? Onu merak ettim. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi günler efendim. Hocam, birinci dinleyicimizin birinci sorusuyla son sorusu arasında hangisi daha önemlidir diye bana sorulsa mesela, birinci sorusu derim. Çünkü Cafer-i Huldi Hazretleri'nin sözünü naklettiniz ya. Evet efendim. İnsan yemeği hangi niyetle yemesi gerekir onu anlatıyor aslında da. Yani insanların hani, ben öldükten sonra önemli olan cennete gitmek. Tabii. Gitmem. Cennete gittikten sonra bana ne verilmiş ne verilmemiş çok önemi yok yani. Huri mi verilmiş, kılman mı verilmiş. Hani bunları düşünerek hayatımızı düzenlemek mi daha mantıklıdır? Veya işte ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, haram, helali düşünerek mi düzenlemek daha mantıklıdır? Ya bir Müslüman nasıl hareket etmesi lazım? Mantığını bir kenara bırakalım. Şimdi hatta dinleyicimizin üçün sorusuyla beraber başlayayım da. Dinimizde rüyalar hüccet değil, senet değil. Fakat kitaplara alınmış, İmam Gazali Hazretleri mesela salihlerin, büyüklerin rüyalarını bu şekilde böyle almış. Şimdi evladı Resul'den birisi de bir rüya anlattı bize. Kendisi yine kendi akrabalarından Seyide olan iki tane teyze. Bunlar kuma dünyada. Ha, gerçekte yani gerçek hayatta bunlar kuma. Evet, kuma. Evet. Ve bunları şahsen biz de biliyoruz. Mesela olan hadiseleri, bunlar hayattayken ikisi de vefat etti. İkisi de vefat etti. Mesela diyelim ki önceki ikisi de hayatta, kocaları vefat etmiş. Bir hanım mesela diyelim ki bu kumalardan birisini ziyaret diyor. Fakat bunların kuma olduğunu da bilmiyor. Sonra da öbürsüne gidiyor. İşte ablacığım, teyzeciğim ne diyorsa falan, işte diyor öbür kumanın ismini söyleyerek oradan ziyaretten geliyorum falan deyince bu sırtını dönüyor. Bakın bunun ikisi de Seyide. Ne demek Seyide? Yani peygamberimiz torunları. Peki bunların kocaları, o da Seyid'dir, evladı Rasul'dür. Ama netice itibariyle evladı Rasul de olsa, Seyide de olsa nedir? Şeydir. Kadın kadındır. Bunlar ikisi de vefat ediyor. Ve evladı Rasul'den birisi bunları rüyada görüyor. Birisine dünyadaki muhabbeti çok fazla, hizmeti de çok fazla. O rahmetli teyzemiz aynı şekilde bunu çok seviyor. Evladı gibi seviyor. Diyor ki anlatırken, abi diyor baktım. İşte o iki teyze de, ondan sonra başka aynı şekilde onların emsali olanlar da rüyamda dedi. Böyle yeşillik, çok güzel bir yerde dedi. Hep beraber dedi oturmuşlar. Orada piknik yapıyorlar, yiyorlar, birbirlerine latife ediyorlar. O kumalarda, kumaların arasında bir muhabbet, bir muhabbet, bir muhabbet var ki dedi. Şaştım kaldım dedi. Öbürüsüne cesaret etmedim de diğerine dedi. Yani bunu kendisine daha yakın, daha yakın olana demiş, siz dünyada. Demiş evladım orası dünyaydı. Burası demiş cennet. Ya dünyada olan şeyler burada yok ki. Haset, beğenmemek. Bunlar yok. Bitti o. O dünyadaydı. Dünyadaki olan o şeylerin hiçbirisi burada yok ki. Biz demiş çok iyiyiz. Burada çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Tabii öyle olur netice itibariyle. Orası cennet. Ve dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki cennette. Cennette öyle bir şey söz konusu değil. Hani kitaplardan bazılarında dinleyicimiz daha önce bunu sormuştu. Hani iki dünya hanımı.
Dedim onun için onu düşünmesine gerek yok. Sen zaten orada imanını kurtarır ve gidecek olursan, beyin de aynı şekilde salih, sen de saliha olursan, siz beraber olacaksınız zaten. Bunun başka bir şey söz konusu değil. Ancak ikiniz aynı şekilde itikatlarında, amellerinde bir değişiklik olur. Yine de imanlı olarak ölür. Ve orada ikiniz de paçayı kurtarır. Cennete girme durumu söz konusu olursa, ha orada bir bakacaksın senin derece çok yüksek veyahut da beyin derecesi çok yüksek. Ha o zaman aynı şekilde Cenab-ı Hak yine murad ederse, mesela erkek derecesi yüksekse hanımına şefaat eder, onu yanına çeker. Kadın aynı şekilde şefaat eder, onu yanına çeker. Esas olan dünyada beraber olmaları. Yani dünyadaki evli ve birbirinden rıza, razı olmaları. Razı olmaları. Budur esas olan. Ha öbürü hizmetçi verilir verilmez ya. Onu ne takıyorsun kafana? Ne takıyorsun? Cennet ayrı bir yerdir. Allah Teala cennete giren her kadın erkeğe de aynı şekilde hizmetçi verecek. Bedava, maaşı falan filan yok. O farklı bir yer. Hep dünya şartlarına göre düşünüyor. İşte o kalıptan çıkamıyoruz bir türlü. O, dünya şartlarına göre düşünüyor. Ama efendim aması maması yok. Yani sana kodlanmış. Evet. Başka şekilde oradaki hizmetçiler düşünmüyor, düşünemiyor. Ben gideyim Mustafa Toköz'ün hizmetçileri gidip de aynı şekilde. Bak hurileri demiyorum yoksa hanım gırtlağını sıkar. Hizmetçiler geliyor. Sadece Mustafa Toköz'ün ağzından ne çıkacak? Ne isteği var, ne dileği var? Onu yerine getirmek için pervane oluyorlar. Cenab-ı Hak onlar nurdan yaratmış, ona göre yaratılmışlar. Başka bir şey düşünmüyor. Buradaki gibi değil. Ya bu ay maaşı verecek mi? Aynı şekilde benim geçim derdim olacak mı? Böyle bir dertler de yok. Cenab-ı Hak hepsini üzerine almış. Cenab-ı Hak bereçten bedava veriyor nimeti. Ama o nimete kavuşabilmek için de dünyada bu sıkıntılara katlanmak gerekir. Dünyada ibadeti yapmak gerekir. İtikad düzeltmek gerekir. Yani İslamiyet'e uymak gerekir buyuruyor. Dolayısıyla cennet ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kelimelerle anlattığı için o kelimelerle kitaba geçmiş. Biz o kelimeleri dünyadakine göre aynı şekilde düşünüyoruz. Öyle değil ya. Yani biz cenneti orada huri var diye mi istiyoruz? Hayır canım sana. Mesela hatta din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki cennette işte nehirler var, bilmem şunlar var. Yani dünyada mevcut olan güzelliklerin hepsinin hakikati orada var. Fakat din büyükleri buyuruyorlar ki insan oraya girince bunlarla ilgilenmeyecek. Hurisiyle, kılmanıyla, nehriyle, deresiyle, bilmem nesiyle falan ilgilenmeyecek. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın cemali var ve Allah-u Teala'nın aynı şekilde sevdiklerinin sohbeti var buyuruyor. O sohbetin verdiği zevk, lezzet farklı bir şey. Dünyada sadece midesini, uçkurunu düşünen onları düşünür. Başka bir şey değil. Hani Yunus Emre Hazretleri var ya, huri huri cennet cennette birkaç huri. İsteyene ver ahmet yani, diyor. Bana evet. Seni gereksen o işte. Bana seni gereksen diye. Neyi istiyorsun, neyi talep ediyorsun? Onun için ona kafayı takmamalı. Ona kafayı takmamalı. Cennet tamamen farklı. Ama efendim işte merak ediyorum. Hani merak edeyim. İlla herkese teklif. Hayır herkese öyle bir teklifte söz konusu değil. Ve efendim mesela birisinin 3 tane hanımı olur. Veyahut da aynı şekilde vefat etmiştir de 10 defa başından nikah geçmiştir. Bu kim olacak? Hangisinin derecesi şeyse orada ona tercih hakkı verilecek. Öbürlerine başka tercih hakkı verilecek. Netice itibariyle orada herkes ameline ve derecesine göre itikadına, itikadının imanının parlaklığına, amelinin güzelliğine, ihlasına göre dereceler verecek Cenab-ı Hak. Ve orada çirkinlik olmayacak, haset olmayacak, suizan olmayacak, geçimsizlik söz konusu olmayacak. Bunların hiçbirisi olmayacak. Tabii öyle bir yurdu. Evet zihnimiz, hayalimiz aynı şekilde. Hayalimiz bile zorlanıyor. İstiyoruz aslında bir elimiz yağda, bir elimiz balda olsun. Ama Cenab-ı Hak bunu sadece cennette. Ya herkes iyi olsa, kötülük olmasa. O cennette, dünyada olmaz diyor. Çünkü din büyükleri birçok dünyanın tarifini yapmış. Mesela bir tarif. O bize çok tesir etmişti. Tarif ederken din büyükleri buyuruyor ki dünya, yani şu içinde yaşadığımız, bütün iyiliklerden süzülmüş curuftur. Ne demek curuftur? Çamur. Çamur yani. Bütün iyiliklerden süzülmüş buyuruyor. Sen çamurun içerisinde iyilik arıyorsun. O curufun içerisinde iyilik arıyorsun. Olmaz. O ahirete mahsus olabilir haydi. Bir de oraya gidene kadar daha bir sürü yoldan geçeceğiz yani. Değil mi? Hani, aklımızda ne kalacak bilmiyoruz. Çocukken bize derlerdi işte arabayı kanıyı devirmeden aynı şekilde hedefine bir ulaştırsa bari falan diye. Mesela şeyde tarlada buğday yüklenmiştir kanıya. İnşallah devirmeden götürür bu onu. Ve arabaya yüklenip devirmeden götürür onu. Biz de aynı şekilde o tabir kullandık. İşte kanıyı devirmeden mi götürsek? Kanıyı devirmeden götürmek. Arabayı devirmeden önce yani
yol şaşkınlığı vermesin Cenab-ı Hak. İmanlı olarak öbür tarafa geçebilmek. İmanlı olarak öbür tarafa geçebilmek. Bütün din büyükleri anlatıyor. Ya burası geçici, burası geçici. Ama işte nefis olduğu için ya geçici biliyoruz da falan işte ama dünyada da şu lazım, bu lazım falan. Ne lazım da işte. Bir bakıyorsun aniden hiçbir şey yokken durup dururken kalp krizi geçiyor. Durup dururken aynı şekilde beyne kan pıhtısı atıyor. Durup dururken aynı şekilde ya başında bir şey var gidiyorsun ur çıkıyor bilmem ne oluyor falan. Hadi kanser olmuş da olmamış da falan filan. Bir sürü şeyler. An meselesi bu. An meselesi bu. Olmuyor mu? Oluyor. Bir bakıyorsun bir duyuyorsun. Aa işte falan daha önce Türkiye Gazetesi'nde Tekeret'te çalışmış yıllardır vermiş falan. Aa işte falan. Yok kanser olmuş. Yok işte trafik kazası geçirmiş. Yok kalp krizi geçirmiş. Yok bilmem ne olmuş falan. Daha duyuyorsun. Dün görmüştüm ya falan. Ha, konuştuk telefonla görüşmüştük falan. Allah rahmet eylesin bugün cenazesi kaldırılıyor. Deniveriyor. E bizimkinde deneyecek o kadar yani. Onun için hani din büyüklerine bazen böyle sorular falan arz ediyorlar da diyorlar ki işte efendim böyle sıkıntı var, şöyle sıkıntı var. Verdikleri bir cevap var. O benim çok hoşuma gidiyordu. Önceleri anlamıyordum. Az kal diyor sabırla bitecek bu. Ya dedim az kalma ya bitmiyordu bu falan. Ya şimdi sonsuza göre nedir sana 50 senelik 60 senelik az kaldı yani. Biraz daha sabırlı olursan bitecek. Ölünce hepsi bitecek merak etme. Peki efendim ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız.